birlikte Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bize eşlik ediyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. İyi yayınlar olsun inşallah. Çok da önemli konu başlıkları evet. Var, yoğun bir gündem var. Dilerseniz özellikle ki çok sık konuşuyoruz. Piyasa tarafından da fiyatlandı ama merkez bankaları gündemdeki yerini koruyor. Gözler merkez bankaları da yarın özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nı takip ediyor olacağız. Ve daha sonra gözler 31 Temmuz'da evet. Fed'de olacak. Beklentilerde bir değişiklik söz konusu mu? Sürpriz adımlar gelir mi? Piyasa ne bekliyor? Şimdi genel olarak isterseniz merkez bankaların politikalarına bir bakalım. Yani neredeyse son 1,5 aydır. Ufaklı büyüklü yani hem gelişmekte olan ülkelerde hem gelişmiş ülkelerin bazılarında özellikle Fed önderliğinde benim görebildiğim kadarıyla bir faizlerde aşağı doğru istek var. Yani merkez bankaları tekrar piyasaları desteklemek için faiz silahını tabiri caizse kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunun aslında en büyük nedeni de işte o global anlamdaki bir daralmayı yaşarken parasal açıdan da piyasalarını desteklemek istemesi. Şimdi tabii Avrupa, Amerika ve Türkiye özelinde farklı beklentiler olabilir. Çünkü Amerika'nın geçen sene işte 3 faiz artışından neredeyse bu sene 3 faiz indirimine doğru dönmüş bir fiyatlaması var. Bunu 31 Temmuz'da göreceğiz. Orada da kritik konu 25 bas puan, 50 bas puan arasında işte Fed üyelerinin söylemleriyle değişen bir beklenti var. Belki onun detaylarına gireriz. Avrupa tarafında Merkez Bankası'nın sizin bahsettiğiniz gibi işte Brexit konusu devam ederken özellikle veri akışının da çok sağlıklı gelmediği bir zaman diliminde acaba mevduat faizlerinin haricinde normal sıfıra yakın olan faizleri de indirebileceği ve böylece piyasayı destekleyebileceği veya buna dair bir yol haritası belirleyeceği bir toplantı olabilir Perşembe günü. Türkiye açısındansa kritik olmasının nedeni şöyle, biz daha henüz bir faiz indirimine başlamadık ve dünyada neredeyse işte yüksek faiz veren ülkelerden biriyiz ve aslında büyümeyle de enflasyon oranımızı bir nebze olsun para politikasıyla da dengelemek istiyoruz. Benim anlayabildiğim yani son dönemde böyle bir stratejimiz de var. Dolayısıyla yeni bir Merkez Bankası Başkanı var, bununla devam ediyoruz. Piyasalar tabii doğal olarak şunu düşünüyor, acaba bütün bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası yani bir faiz indirimine gideceği herhalde işte herkes tarafından kesin gibi gözüküyor. Bunun nedeni de şu yani enflasyon 24 fonlamayla giden Merkez Bankası'na enflasyon %15'lerde geldiği için aradaki o reel faiz makasının çok açılmış olması. Dolayısıyla Türkiye için tartışma konusu şu herhalde, ne kadar bir faiz indirimi gelecek ve faiz indirimlerin devamı gelecek mi yıl sonuna kadar ve bu da aslında ekonomiyi ne kadar desteklemeye faydalı olacak gibi. Dolayısıyla Perşembe günü özellikle bu saydığınız ve ekranda gözüken yani merkez bankaları kararları açısından tabii ki TCBB'nin bizim için en önemli ama gerçekten en stratejik herhalde ya da en heyecanlı bekleyeceğimiz işte faiz kararı ya da toplantı sonuçlanması olacak gibi gözüküyor Perşembe. Yani belki oradan nacizane sorarsınız diye biz kurum olarak bir 300 bas puanlık indirim olabileceğini ama ben kişisel olarak 200-250 bas puanla da Merkez Bankası'nın indirime başlayabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu noktada bir kısım 2 ila 4 puanlık bir indirim evet. bekliyor. Bir kısım önden yüklemeli faiz indirimi bekliyordu ama herhalde bu biraz daha oran olarak geride kaldı gibi gözüküyor şu anda. Ne, bu konuda yani ne böyle 500-600 puanlar dönüyor. Ne bileyim sene sonuna kadar işte 800-900 bas puanlık bir indirim olabilir. Şöyle düşünmek lazım. Yani tabii ki biliyorsunuz birçok anket gerçekleşiyor yıl içerisinde ve Türkiye ekonomisi de çok enerjik değişiyor. Yani kötümser olarak da iyimser olarak da Türkiye ekonomisinin çok hızlı değiştiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla beklentiler yıl içinde de değişebilir. Ama şu an için ben geçen toplantıda da açıkçası Türkiye'nin faiz indirmesi konusunda bir marjı olduğunu yani bir alana sahip olabileceğini nedenin de aslında son bir ayda yaşadığımız gelişmelerin biraz daha Türkiye lehine gerçekleşebileceğinden dolayı düşünüyordum. Şimdi geldiğimiz noktada eğer geçen ay bir faiz indirimi gibi bir beklentiyle Merkez Bankası gitseydi bu ayda devam edecekti. Geçen ay demeyeyim de geçen toplantıda.
Dolayısıyla şöyle düşünüyorum, yani ikisini bir toplantıya sığdırma ve o aradaki 9 puanlık neredeyse reel faizi en azından biraz aşağı doğru çekme babında ve piyasanın ilk tepkisini görme anlamında 250 bas puanlık bir indirim sanki çok sürpriz de olmayacak. Piyasada gerçekleşen faizleri yakalama konusunda da açıkçası neredeyse netleşme olacak gibi orada. Ama 250 veya 300'ün üzerinde bir faiz indirimi piyasanın da önüne geçip biraz daha ne diyeyim agresif bir politika değişikliği olabilir. Dolayısıyla yeni Merkez Bankası Başkanımız tabii nasıl bir ve kurul nasıl bir karar verecek? İleride neler bekliyorlar? Yani yıl sonunda nasıl bir enerji fiyatı, nasıl bir kur seviyesi, nasıl bir Türkiye ekonomisindeki değişimi bekliyorlar? Nasıl bir enflasyon beklentisi var? Bunlara göre de faiz kararını vereceklerdir. Ama şu bir gerçek ki yani önümüzdeki 5 ay içerisinde Türkiye faizlerin aşağı indiği, büyümenin yeniden canlandığı bir işte ne diyelim yani enflasyon, büyüme ve faiz üçgeninde bir dengelenmeye doğru, bir normalleşmeye doğru gideceği bir süreç bekliyor gibi gözüküyor. Zaten fiyatlamaları da yani bu anlamda hem tahvil piyasasında hem Borsa İstanbul'da görüyoruz. Enteresan bir görelim olan, mi fiyatları Tonguç Bey? Arkadaşlarımızdan rica edelim. Tahvil faizini bir alalım. O son tabloyu görelim ki özellikle geçtiğimiz cumadan beri, geçtiğimiz haftadan beri bir geri çekilmeyi görüyorduk. 19'lardan 17'lere kadar çekilme söz konusu 2 yıllıkta. 10 yıllıklarda da yine aşağı yönlü bir hareketi gördük. Tahvil faizinde de şimdi özellikle politika faizinin %24'lerde olduğunu hatırlatalım. Aradaki makasın açık olduğunu konuşuyoruz. Şimdi faiz indirimiyle birlikte bu makas orta vadede daralacak mı? Faiz indirim eğer sizin de tahminleriniz doğrultusunda gerçekleşirse ve yıl sonuna doğru da 800 ila 900 bir bas puanlık bir indirim söz konusu olursa bu tabloyu o zaman nasıl yorumlayacağız? Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Aslında bizim yani Merkez Bankası'nın fonlama oranını bence aklındaki reel faiz beklentisine göre şekillendirmesi lazım. Yani o da ne demek? Hani enflasyonunuz var. İşte diyelim ki %15. Diyorsunuz ki ben bunun üzerine bir faiz getirisi eklemek istiyorum. Zaman zaman ülkeler bunu 1 puanla da yapabiliyorlar. 7-8 puanla da yapabiliyorlar. Ülkenin o anki ne diyelim potansiyelini, çekiciliğini arttırmak için. Şimdi Türkiye için bu oran şu aşamada sanki 5-6 gibi. Dolayısıyla 15 üzerine işte bir 6 puanlıkta reel faiz koyduğunuzda 20-21 gibi bir seviyeye ulaşabiliriz. Burada gördüğümüz oranlar aslında yanılmıyorsam 2 yıllıklar yani en tepede 26'ları görüp geldiler. İşte bizim CDS'lerinde 520'ye vurduğu zamanlarda. Dolayısıyla şöyle bir durum olacak. Eğer siz Merkez Bankası faizleri de indirdiğinde aslında zaten tahvil faizlerinde bu önceden fiyatlanmıştı. Bir nebze bir normalleşme olacak. Yani tahvil tarafında da ve beklenti artacak tekrar faiz indirmeye yönelik. Dolayısıyla önümüzdeki toplantılarda biz bu tahvil faizlerinin de eğer çok enteresan bir gelişme olmazsa Türkiye açısından yavaş yavaş aşağı doğru gelmeye devam ettiğini göreceğiz. Çünkü neden? Mesela Amerika'ya gidelim. Fed 3.20 10 yıllık faizi vardı. İşte hiç faiz indirmeden sadece faiz indirim beklentisi giderek arttığından dolayı bugün 2.07'lerde bir 10 yıllığı var. Aynı mantık bizim tahvil piyasasında da var. Yani şöyle düşünmemek lazım. Bizim işte 2 yıllığımız 17'de ya da 10 yıllığımız 16'da o zaman niye bizim Merkez Bankası işte %24'te fonlama yapıyor? İşte 16'ya çeksin gibi değil ama Merkez Bankası piyasaya ya önderlik ya uyma konusunda bir politika izlediği sürece bu tahvil faizlerinde aşağı doğru geldiğini görmeye devam edeceğiz. Dilerseniz hemen bu noktada bir görüş de aktaralım. Dün Denizbank Genel Müdürü'nden de açıklamalar geldi. Evet. Hakan Ateş yıl sonuna kadar 800 ila 900 bas puan arasında bir faiz indirimi beklediğini dile getirdi. Şimdi o açıklamanın ayrıntılarına bakalım ardından devam edeceğiz. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanırken beklentileri ilişkin bir yorumda Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'ten geldi. Garantilediği bölüm. Merkez Bankası'ndan Temmuz toplantısında faiz indirimi beklediğini belirten Ateş, risk primini hızla yükseltecek başka faktörler devreye girmezse, yıl sonuna kadar 800-900 bas puan faiz indiriminin gelmesini muhtemel görüyoruz dedi.
enflasyondaki gerileme eğilimine paralel 2019'un ikinci yarısında faizlerde düşüş yaşanacağını vurgulayan Ateş, mevduat faiz oranlarında aşağı yönlü değişimin yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Ateş, bireysel kredi faiz oranlarında da kademeli olarak düşüş bekliyor. Türk bankacılık sektörünün sağlam olduğuna da dikkat çeken Ateş, sermaye yeterlilik oranı %17.1'lerdi ve hala oldukça tatminkar ifadesini kullandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 25 Temmuz'da yeni başkan Murat Uysal'ın öncülüğünde ilk kez toplanacak. Toplantıda en az 250 bas puan faiz indirimi bekleniyor. Evet, merkez bankalarının faiz kararlarını, gelecek olan faiz kararlarını konuşmaya devam ediyoruz. Peki piyasada nasıl bir tablo söz konusuydu? Tonguç Bey'le hemen onun da yorumunu yapalım. Hemen altılıyı da ekranımıza getirdik. Altılı tabloya baktığımızda Borsa İstanbul'dan sepet kura kadar o son rakamları, şekillenen rakamları görebiliyoruz. Borsa İstanbul'da ilerleyen dakikalarda aslında derinlemesine gireriz. Dün 103 bini yaklaştı, evet. Ve ardından 102 bin üzerine bir kapanış gerçekleştirdi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Dolar TL tarafında 5.71 seviyesi takip ediyoruz. Dün 5.68'ler noktasında bir kapanış gerçekleştirmişti. Euro TL 6.37'de, Euro dolar tarafında 1.11'i görüyoruz. Dolar endeksi 97 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Sepet kurda 6.05 seviyesinde. Dilerseniz dolar ve dolar endeksi çerçevesinde bir ilerleyelim ki burada FED'e de girmekte yanılmıyorsam fayda var. Bu noktada özellikle Amerika'dan gelen haber akışını da göz önünde bulunduracağız büyük ihtimalle. Dolar endeksinde bir gevşemeye konuşuyorduk ama yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bunu da özellikle Amerika'dan gelen son o politik adımlarına mı bağlamak gerekir? Ne dersiniz? Yani kesinlikle. Şimdi tabii Türk borsası buradaki neredeyse tüm diğer 5 değişkenden daha farklı bir alanda duruyor bence. Nedeni de şu, aslında biz sizin ekranlarda da yani yaklaşık 4-5 aydır konuşuyoruz. İşte Türk varlıklarının ucuz olduğunu vesaire. Ve borsa bir yükseliş trendine girmiş gözüküyor. Zaman zaman düzeltme hareketleri gelecektir ama bu konuştuğumuz başlıklar içerisine baktığımda eğer beklenti bu şekilde devam ederse Türkiye ile ilgili işte birçok risklerden bahsediliyor vesaire ki her zaman birçok ülkenin riski söz konusu. Ben Borsa İstanbul'un dün 103 binden dönmesini şöyle bir önemli nedeni var. Çünkü 83 binden gelip 103 bine kadar geldikten sonra önünüzde bir Merkez Bankası kararı var. Bazı fiyatlamalarda 103 bin önemli bir direnç olması var. Dolayısıyla zaman zaman piyasanın biraz dinlenmesi gerekiyor. O da yalnızca işte 400 puanlık bir geri çekilmeye neden olmuş. Şimdi diğer 5 başlıkta şöyle söyleyeyim. Size tamamen katılıyorum. Özellikle akşam saatlerine doğru. Yani dün aslında çok daha sakin bir gün geçiyordu. Böyle bir çok veri akışı da dünya genelinde sert geçmiyordu açıkçası. Şimdi burada gördüğümüz özellikle Euro'nun değer kaybetmesi, dolar endeksindeki değer kazanımı tamamen Amerika'nın Çin'le yapacağı tekrardan işte yüz yüze Çin'e giderek yüz yüze görüşmelerin başlayacağı haberinden sonra ki bizim dolar TL'yi de biraz ona bağlıyorum. Bir şey başladı. Yani doların dünyada nispeten değerlendi. İşte endeks üzerinde gördüğünüz 97 seviyelerinden 97.50'ye doğru geldiği bir zaman dilimi oldu. Burada ne oldu? İşte 68-69 olan dolar TL bugün gördüğümüz 1-2 kuruşluk yukarı bir hareket gördük. Euro tarafında evet Brexit öncesi İngiltere'de başkanın ya da başbakanın değişmesi ve sıkıntılı bir süreç olabileceği, Euro tarafından hala çok önemli veri akışlarının böyle pozitif olarak piyasaya gelmemesiyle Euro tarafında bir zayıflık devam ediyordu. Üstüne bir dolar değer kazanımıyla işte 1.11.40'lara kadar gelen bir euro dolar gördük. Dolayısıyla piyasadaki genel değişim şöyle aslında. Dolar güçlü kalmaya devam ediyor. Ve piyasanın baktığı şu an iki tane başlık var. Bir tanesi Çin-Amerika görüşmeleri pozitif mi gidecek, negatif mi gidecek? Bunu fiyatlıyor. İşte Amerikan borsalarının tekrardan bazı endekslerde zirveleri görmesi dünkü haber akışıyla birlikte oldu. Ya da dünyadaki işte bazı ülkelerde yaşanabilecek büyümedeki daralmanın merkez bankaları kararlarıyla değiştirilebilip değiştirilemeyeceği. Dolayısıyla bu sene sonuna kadar tahmin ediyorum, tabii ki Brexit süreci de önemli olacak özellikle Avrupa için. Tahmin ediyorum bu iki başlıkla biz yılı kapayacağız gibi gözüküyor. Yani
dünya büyüyor mu, büyümüyor mu? Amerika Çin'le anlaşacak mı, anlaşmayacak mı? Tabii ki birçok başlıkta var. Ama piyasaların genel gidişatını ve doların dünyadaki değerini sanki bu başlıklar belirleyecek gibi gözüküyor. Keza Fed'in de hani değinmemiz gerekecek dediğiniz nokta, bu anlamda nasıl bir araya girip hani piyasaları tekrardan durun bir dakika işte biz şimdi faizle para politikalarıyla bunu dengelemeye çalışacağız dediğinde piyasanın tepkisi ne olacak? Herhalde bu üç başlıkta biz yılı kapayabiliriz gibi geliyor bana. Hemen buraya bir parantez açmak istiyorum ki arkadaşlarımdan da Amerikan vadeli tarafı da bir rica edelim. Tamam. Onu da görelim, özellikle hareketi bir izleyelim. Şimdi Amerika tarafında ABD Çin'de teknoloji savaşı da sanki yeni bir perde açılıyor gibi. Nasdaq'a bir rakip doğdu. Evet. Orada şimdi Star borsasından bahsediyoruz. Hisseler ilk haftada prim yaptı ve Huawei'yi tartışırken şimdi Çin'den böyle bir adım gelmiş oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu son durum? Bunun da etkisini görür müyüz? Aslında acaba savaş buradan büyüyerek devam eder mi? Bir yandan iyimser bir hava var, iyimserlik korunacak, bu noktada anlaşmalar devam ediyor, görüşmeler devam ediyor denildi. Ama bir taraftan da ataklar da sürüyor. Bu arada vadeli tarafa döndüğümüzde negatif bir tablo söz konusu. Ki S&P 500'ün hemen hemen geçtiğimiz hafta gördüğü değil mi? Rekor seviyenin hemen altında 3007'leri görmüştü yanlış hatırlamıyorsam. 3006'da ama an itibariyle hafif bir aşağı yönlü seyri görüyoruz. Şimdi Şafak Hanım, bu ticari savaşları, hani isme savaş dediğimiz zaman, bizim de filmlerden görebildiğimiz, tabii hiçbir zaman yaşamak istemediğimiz bu savaşlarda cephe gerisinde bazı hazırlıklar yapılır. Yani ticaretin ilişkilerine üzerine savaş adı verdiğimizde de sanki Çin'le Amerika arasında da zaman geçtikçe, yani iki farklı cephenin gerisinde bazı böyle stratejik değişimler ve hazırlıklar oluyor. Ve iki tarafta aslında zaman kazanmaya çalışıyor. Dolayısıyla yeni endeksin gelmesi aslında Çin bu noktada ne kadar küçümsenmeyecek bir ülke olduğunu da bence gösteriyor dünyaya. Çünkü birçok teknoloji şirketini de işte Amerikan borsalarına kaptırma diyelim ya da orada halka açma gibi seçenekleri yaşadı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Çin'deki bu yaşanacak teknolojik gelişimin ve yeni firmaların özellikle bu borsa içinde değerlendirilmesi, yani Asya yatırımcıları ve özellikle Çin içerisindeki bazı yatırımcıların faydalanabileceği kendi borsasında değerlendirilmesi konusunda bir adım atmış oluyor. Tabii çok büyük gibi düşünülmeyebilir ama yalnızca işte para birimi üzerinden ya da birbirine uygulanacak kotalar üzerinden bir ticaret anlaşması ya da ilişkisi yaşanmıyor. Çin'de, Amerika'da aslında önündeki 20 yılın nasıl bir Çin, nasıl bir Amerika olacağı konusunda bu görüşmeler sonrasında bir neticeyi varacağını düşünüyor. Çünkü Amerika Çin'e karşı iki katı bir açık vermeye doğru giderken aslında bir 10-15 yıl yaşadı. Dolayısıyla önündeki 10-15 yılda Çin'e karşı ve bütün dünyaya karşı nasıl bir ticaret politikası izleyeceğini tüm bu süreç içerisinde değerlendiriyor. Dolayısıyla bu borsa, yani yeni teknoloji endeksinin açılması ya da borsasının açılmasını, Çin'deki teknolojik değişimi, kendi ekonomisini biraz daha açık ve içe yönelik geliştirmesini ben buna bağlıyorum. Bu sırada da tabii Amerika'da yeni bir seçim dönemi başlayacak. Birçok ülkeyle önce Trump'ın anlaşmazlığa gittiği ama sonrasında da aslında daha yakın ilişkilerde bulunduğu ama Amerika'yı daha avantajlı hale getirdiği bir süreçte yaşadık. Dolayısıyla önümüzdeki 15 ayda tahmin ediyorum Trump aynı hedefleri uygulayarak devam etmeye çalışacak. Asya borsalarına da bakalım dilerseniz hemen burada. Asya borsalarına döndüğümüzde de Hindistan ve Güney Kore'de aşağı yönlü seyri görüyoruz. Yarım puanın üzerinde düşüşler hakim. Şangay'da %1'e yaklaşan yükseliş var. Japonya'da yarım puana yaklaşan yükselişi görüyoruz. Hong Kong tarafında da yarım puan üzerindeki yükselişi ekrana yansıyor. Asya borsalarındaki özellikle şimdi bu iki taraftaki iyimserliğin biraz etkisini görüyoruz. Tabii ki bu tablonun özellikle Borsa İstanbul'a yansımalarını da göreceğiz. Asya borsalarının özellikle etkisini takip ediyoruz. Tabii vadeli taraftan alınan bir geçişkenlik de söz konusu Asya tarafında. Peki dilerseniz biraz Borsa İstanbul'a da girelim bu noktada. Arkadaşlar grafiğini de ekrana getirsinler. Tamam. Nasıl bir geçişkenlik söz konusu olur ya da olmaz mı? Yani Borsa İstanbul bugün 103.000'in üzerine çıkar, ne dersiniz? Keşke bilebilsem. Bütün soruları keşke bilebilsem. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi ekrana getirdiğiniz Amerikan vadelileriyle uzak doğudaki borsaların
fiyatlamaları. Ben açıkçası bugün ya da bundan önceki Borsa İstanbul hareketinde birebir bir değişken olarak borsa fiyatlamasında yer aldığını düşünmüyorum. Yani şöyle düşünmeyelim. İşte bugün Çin borsası %1 yukarıdaysa veya S&P endeksi işte %1 yukarıdaysa Borsa İstanbul'da o zaman bugün 103.500 işte 104.000 olabilir. Burada tamamen şunu düşüneceğiz. Düne baktığımızda Türkiye için nasıl bir değişken var? İşte Trump'ın cumhuriyetçilerle bir araya geldiği ve belki bir açıklama yapacağı konusu vardı. Şu an yok. Kur tarafına bakıyorsunuz, dünkü kapanıştan çok değişik değil. Çok koreli de gitmiyor aslında kur tarafıyla. Alternatif piyasalar dediğimiz ya da işte gelişmiş piyasa borsalarında çok dalgalı bir seyir var mı? Yok. O zaman borsa yatırımcısı güne geldiğinde şöyle bakacak. Dünkü pozisyona göre biz dün 103.000 direncindeydik. Bugün biraz altında bir kapanış yaşadık ki işte zaman zaman %1,5'lara varan bir yükseliş de oldu. Hatta 2'ye varan. Dolayısıyla ben bu direnci bugün geçebilecek miyim? Geçemeyecek miyim? Yarın ne var? Beklenti Merkez Bankası. Dolayısıyla ben güne biraz sakin de başlasa Borsa İstanbul'un, o sorunuza istinaden tam bilememekle birlikte 103.000 denemesini yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Yani geçip üstünde 103.500'e gider mi gitmez mi bunu tahmin etmek hangi hisse senetleri üzerinden zor. Ama dünkü enerjisinin devam edeceğini, çünkü yarınki Merkez Bankası toplantısı ve baktığımızda farklı bir değişken, yani risk algısı. Şimdi biraz önce baktım, 370'in de altında bir CDS'imiz vardı. Yani 365 civarlarında. Dolayısıyla kötü bir şey yok. Trend devam ediyor. Yani yön devam ediyor yukarı doğru. Dolayısıyla önünüzde bir direnç var, 103.000. Bunu denemeye çalışacaktır bugün de borsa. Ama hani güne biraz daha sakin başlayıp herkes biraz işte bugün ne gelişmeler olacak. Yani yurt dışında da Avrupa Amerika'dan PMI verileri var bilebildiğim kadarıyla şu an için. Dolayısıyla bir risk algısı oluşmazsa pozisyonların devamında 103.000 ve üstünü görme isteği olabilir. Ama nereye kadar devam eder bugün, nereyi görür? İşte onları bildiğiniz zaman zaten biraz kainliğe giriyor. Ama şunu bilmek lazım. Bir yön ne tarafa? Doğru beklentilerle mi gidiyorum? İşte biz 83.000'den beri yani Borsa İstanbul'un önümüzdeki 6 ay iyi olacağını bazı değişkenlerle anlatmaya çalıştık. Ben şöyle söyleyeyim, devam eden süreçte de zaman zaman kesintiler olsa da biz Borsa İstanbul'un, yani şöyle düşünün, 2 sent ya da 20 bin dolar endeksi gibi baktığınızda, dolar endeksi derken dolar bazlı endekse, işte aşağı yukarı 5.72 ile çarpsanız hani 110 binler veya 105 bin, 107 binlere gitmesi Borsa İstanbul'un böyle çok aman yani borsa nerelere gitti, çok yükseldi diyeceğimiz bir endeks seviyesi değil. Çünkü inanın hala bankacılık ve birkaç hisse dışında genel bir katılımla borsa yükselmiyor. Dolayısıyla o hisselerde de işte faiz indirimi, büyüme inmesi gelirse bu sefer sanayi sektöründe de biz yükselişin desteklerinden bir Türk borsası görebiliriz. Yani teknik olarak orta vadede de o trendin yukarı yönlü olabileceğini söyleyebiliriz. Oluyor zaten. Yani şu an devam ediyor. Hani bunun bozulması, 97.500 seviyesi aşağı böyle kırılıp ters bir senaryo üzerinden Türk borsası gitmediği sürece ben yıl genelinde de yukarı yönlü ivmelenmenin devam edeceğini düşünüyorum. Hem bir hedef üzerinden gidilecekse işte 2 sent üzerinden ya da aslında borsanın daha önce tepe gördüğü TL bazlı o 120 binlerinde hedeflenebileceğini düşünüyorum. Borsa için dolar bazında hala ucuzluk algısı devam ediyor ama değil mi? Tabii tabii, yani 1.7-1.8 dediğimiz, yani bizim sent bazlı veya 17.000-18.000 dediğimiz yeni endeks bazlı dolar tarafına baktığımızda işte aşağıda 1.1'ler civarı gördük. Yani yukarıda 5 sent seviyeleri var. Tabii böyle geniş bir bantta işte biz 5'leri gördüysek buradan ucuzuz demekten ziyade hisselerin kendi değerleri de, yani bankacılık sektörüne gidiyorsunuz. İşte şu an biraz daha yükselse de piyasa değeri, fiyat kazanç oranları, bir bankayı kurduğunuzda gerekli sermaye ve yatırımla şu anki piyasa değerine baktığınızdaki fiyatı ve diğer aslında sanayi şirketlerimiz için de bu geçerli. Şimdi geçen gün mesela Amerikan şirketlerinin piyasa değerleri açıklandı. Yani orada bizim daha borsamıza baktığımızda tamam orayla karşılaştırmak çok doğru olmaz.
Ama gelip dışarıdan bir ülkeye yatırım yaptığınızda o şirket borsaya açıksa ve yaptığı iş gereği bir değeri varsa borsada, baktığınızda o değerler şu an hala düşük duruyor. Dolayısıyla yükselme potansiyelinin ben çok rahat olduğunu düşünüyorum. Hele ki faizleri inen ve ekonomik anlamda da Ocak'tan beri yakaladığı trendi devam edebilecek bir ülke ise Türkiye, dışarıdan da yatırımcılar yavaş yavaş buradan getiri için katılıma devam edebilir. Tonguç Bey, şimdi Avrupa Birliği'nden de Amerika'ya bir misilleme geldi. Onun da detayını aktaralım dilerseniz. Piyasalar açısından bu da önemli bir başlık. Çünkü bir taraftan iyimserliği konuşuyoruz, diğer taraftan yeniden karşılıklı misillemeler devam ediyor. Peki Avrupa Birliği Amerika'ya ne dedi? İzleyelim. Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni ticari hamle geldi. Birlik, Amerika'nın Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulaması halinde 35 milyar euroluk ticari misilleme yapılacağını bildirdi. Konuyla ilgili açıklamayı Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström yaptı. Malmström, Avrupa Birliği'nin kapsayıcı ve şeffaf değerlere dayalı ticaretten yana olduğunu belirterek, benzer düşünen ülkelerle birlikte Dünya Ticaret Örgütü yapısını güncellemek istediklerini dile getirdi. Avrupa Birliği'nin buna karşılık vereceğini söyleyen Malmström, bu alanda kota veya ihracat sınırlamalarını kabul etmeyeceklerini vurguladı. Amerikan Başkanı Trump, geçen yıl ulusal güvenlik gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulaması kararı almıştı ve Avrupa Birliği'ni de bu vergiye dahil etmişti. Yapılan açıklamayla ilgili muhafazakar örgütünün konferansında konuşan Trump, "Sözde müttefiklerimiz Avrupa Birliği ticarette Çin'den daha beter bizi soyuyor" ifadelerini kullandı. Evet, Avrupa tarafında da gündem oldukça yoğun. Bir yandan Brexit tartışıyoruz, diğer yandan ticaret savaşları var ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da bekleniyor. Tonguç Bey'le özellikle şimdi faiz kararını da konuşacağız, beklentiyi de ele alacağız. Hep manevra alanı dar diyoruz ama bu sefer şimdi bankalardan da sesler yükselmeye başlandı. Draghi nasıl bir adım atacak, bu bankaların kredi tarafına, karlılık tarafına yansıyacak mı? Bu sefer bankalarda oluşabilecek o hava Avrupa'da domino etkisi yaratır mı? Binlerce soru var. Bilemeyeceğim bu sefer ne diyeceksiniz, nasıl öngörüde bulunacaksınız ama kahinliğe girer mi bunun cevabı da? Ya estağfurullah. Şimdi tabii biz her zaman piyasaya bakarken, yani fiyatlar da ekranda, biraz daha geniş perspektiften bakmaya çalışıyoruz. Neden? Şöyle düşünün. Şimdi Draghi gidiyoruz. Evet, bir toplantı var. Ama yeni başkanın, yani Ekim'de de işte eski IMF başkanının tekrardan Avrupa tarafında Merkez Bankası başına gelmesi konusu değerlendiriliyor. Uzun süredir aslında Almanya dışındaki ülkelerin ekonomik verilerindeki ya da işte bankacılık sektöründeki sıkıntılar konuşulurken, son 2-3 ay içerisinde Almanya'dan gelen verilerin de çok sağlıklı olmadığını gördük. Dolayısıyla şöyle bir süreç var. Sıfıra yakın bir Merkez Bankası şeyi düşünün, faizi. Mevduat tarafında götürüp paranızı yatırdığınızda, yani 100 lira yatırıyorsunuz, işte 99.7 lira geri aldığınız bir aylık mevduat düşünün. Buna rağmen ne düşünürsünüz? Yani kimse gidip parasını işte mevduat tarafında değerlendirmez. Piyasada iş yapmaya çalışır, yatırım yapar ve büyüme gelir. Ama Avrupa'da maalesef bu gerçekleşmiyor. Yani ve özellikle kötü varlıkları veya bankalardaki işte bazı varlıkları Merkez Bankası'nın ülke bazlı alıp o ülkeleri de desteklediği ve bilançosunu devamlı genişlediği bir süreçte düşünün. Buna rağmen geldiğimiz noktada, yani hem para birimi üzerinde, hem ekonomik açıdan, hem de aslında belki sosyolojik açıdan da, yani zaman zaman işte Avrupa içerisinde bazı hareketler, protestolarda görüyoruz. Dolayısıyla bir memnuniyetsizlik var Avrupa'da. Yani mesela Amerika gibi hızlı toparlayabilmiş, tamam belki yine soru işaretleri olsa da bir ekonomik ve siyasi değişimi de yaşayamamış. Dolayısıyla önümüze baktığımızda şimdi toplantıda bu gelişmelerle ne kadar farklı bir sonuç çıkabileceğini, yani hani o şapkadan tavşan çıkarma gibi, yani yarın gelir Merkez Bankası Başkanı veya Merkez Bankası Avrupa'dan
ve şöyle şöyle açıklamalar yaparak piyasayı bir anda Avrupa lehinde toparlar diyemiyorum maalesef. Dolayısıyla argümanları şu, çeşitli bölgelerde yani faizleri biraz daha indirelim, işte belli ülkelerdeki varlıkları tekrar teşvikle ya da ne diyelim oraya kredi büyümesi sağlamak için bir mali alım yapalım varlıklarda ve oraya bir para sağlayalım. Ve böylece biz büyümenin, işte Avrupa'nın gelişeceğini bekleyelim. Bu olabilir. Şimdi bunun da yarın olacağı beklenmiyor. Çünkü yeni başkan öncesinde işte Draghi acaba böyle net bir politika değişikliğine gitmek ister mi? Bu soru işareti ama şunu bekliyor herhalde piyasa ya da şu sorunun cevabı fiyatlamada etkili olacak. Ne kadar büyüklükte nasıl bir faiz oranı indirimiyle ve aslında hangi ülkelerin bu faiz oranını nasıl kullanacağı konuları netleşmesi lazım. Ne demek istiyorum? Yani burada Almanya, çünkü her ülke kendi içerisinde işte farklı oranlarla, farklı diyelim ki sektörlere vesaire bu faiz oranlarını uygulama gibi bir inisiyatifi var. Dolayısıyla bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda bir liste gibi, bir yol haritası gibi bir süreç yaşanırsa en azından önümüzdeki 4-5 ayın Avrupa için nasıl geçeceğini görebiliriz. Ama şu an benim görebildiğim kadar piyasada her ne kadar mevduat faizlerinde de işte 100 ile 200 bas arası bir faiz indirimi gibi beklenti olsa da bunun gerçekleşmeyeceği, yani bir faiz indirimi gidilmeyeceği, bir politika değişikliğine gidilmeyeceği söylemlerle bir yönlendirme yapılmaya çalışılacağını görüyorum. Dolayısıyla bu da yani onun için dedim yani bizim Merkez Bankamızın yapacağı toplantı büyük ihtimalle şu bir haftaki toplantılar içinde en heyecanlısı olacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum belki Türkiye'de olduğumuz için ama dünyada da bu önemli olacak. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısından çok böyle enteresan bir sonuç çıkması beklenmiyor. En iyi sonuç yeni yol haritasının nasıl olacağını, detaylarının daha fazla açıklanması olur. Yani gözler Draghi'nin açıklamasında aynen olacak. Şimdi bu noktada bir de Avrupa Merkez Bankası'nın banka tahvillerinin alımına başlaması yönünde de açıklamalar geliyor. Yani banka tahvillerini de alabilir. Şimdi bankalar tarafında özellikle sesler yükselmeye başlandı. Piyasalar açısından şöyle bir algı var mı? Yani bir yandan Deutsche Bank'ı takip ediyoruz. Son gelen haber akışları evet var. Özellikle Avrupa tarafında bankalar tarafında işten çıkarmaların yoğun olduğunu takip ediyoruz. Yeni bir yapılanma söz konusu. Beklentiler de var elbette. Hem işte yatırımlar orada artmıyor dediniz. Mevduata faiz zaten vermiyor diyorsunuz. Evet. Şimdi oluşan farklı bir senaryoyu gerektiren bir tablo da var. Bir yeni bir kriz söz konusu olabilir mi? Yani geçtiğimiz dönemde işte 2009'larda Yunanistan'ı konuştuk 2011 döneminde. Yeniden öyle bir domino etkisi yaratacak bir olay yaşanır mı sizce? Yeni başkandan önce bunun fitili yakılır mı? Ne dersiniz? Yeni bir krizden ziyade şunu düşünün. 2008 Amerika krizinde aslında Amerika bu nasıl biz 2001'de aslında Türkiye için de bu geçerli. Yani bankacılık sektörü sorununu bazı radikal kararlarla önüne geçti. Ve aslında yeniden daha sağlam bir bankacılık sistemine doğru yöneldi. Şimdi biz Türkiye için de mesela birçok işte dalgalanma yaşıyoruz. Zaman zaman riskli dönemler geçiyor. İşte hatta bankacılık için de birçok şey söyleniyor ama gördüğümüzde sağlıklı bir sistemin devam ettiği söz konusu. Şimdi Avrupa bunu 2008'de, 2000'lerde yaşamadı. Hep işte Deutsche Bank örneğinden gidiliyor. Aslında İtalyan bankaları için de bazı örnekler var. Hep biraz destekleyici, işte o dediğiniz tahvil alımıyla bankaların destekleyici bir halde. Aman işte eskiden şöyle bir tabir vardı ya, işte çok büyük, batmak için çok büyük risk içerebilecek. Bunu Amerika başardı. Ama Avrupa'da böyle bir bankacılık sektöründe radikal karar alınmadığı için o sorunlar giderek büyümeye devam etti. Dolayısıyla yani hani 1-2 ay içinde bir krizden bahsetmiyorum ama şöyle düşünelim. Avrupa'nın avantajı şu. Amerika kadar agresif bir politikayla gitmesine gerek yok. Yani dünyayı domine etme anlamında bir Avrupa yok bence. Yalnızca onlar kendi bölgelerinde İşte bir refaha ulaşmak, eski refahına ulaşmak ve biraz daha ekonomilerini güçlendirmeyi kendi işlerinde deniyorlar. Ama her zaman söylüyorum, sosyolojik ve ekonomik olarak bir değişime ihtiyacı var Avrupa'nın. O mesela yaşlı nüfusun bol olduğu, dışarıdan gelen göçlerin Avrupa içindeki yaşam tarzını da biraz daha
değiştirdiği, farklı seslerin de orada duyulmasının gerektiğini gösteren bir siyasi değişim de var. Dolayısıyla önce aslında sosyolojik olarak belki işi halletmeleri lazım. Ekonomi tarafında da radikal olarak şu kararı vermeleri lazım. Yani özür dilerim, bizim için ileride daha büyük sorun olabilecek bankalar. Şimdi Commerzbank'la Deutsche Bank'ı birleştirmeye çalıştılar. Ama bu da aslında çok kurtuluş yönünde bir adım olmayacağı için bundan da vazgeçildi. Dolayısıyla o kötü etkileşim yapan bankacılık olabilir, ülke bazlı olabilir. Bunları biraz daha ortadan bir şekilde kaldır, yani bir sıfırlanma yaşayıp tekrardan Avrupa'nın da ekonomik modelini gözden geçirmeleri lazım. Yoksa siz bankalara devamlı bir destek sağlayıp faizleri aşağı indireyim, hadi şimdi büyürüz demek de bu iş olmaz. Yani ekonomi de biraz aslında insan bilimine de giriyor. Hepimizin nasıl paramızı harcadığımızı, yönettiğimize de giriyor. Dolayısıyla bunu psikolojik olarak da topluma ya da farklı bölgelerde yaşayan insanlara vermezseniz işte sonuç dediğiniz gibi 1-2 ay içinde değil ama belki 1-2 sene içerisinde özellikle Brexit sonrasında çok daha yalnız kalmış bir Avrupa'ya dönebilir. Ha, o krize gider mi gitmez mi, işte bunlar, bu adımlar atılır atılmaz o soru işaretleriyle takip edilmesi gereken bir süreç. Ama şunu söyleyeyim, hani bizlerin görebildiği kadarıyla çok sağlıklı da bir görüntü sergilemiyor. Bugün alacağımız veriler de herhalde önce olabilir değil mi? PMI verilerini alacağız. Aslında uzun süredir yani Avrupa'dan zaten çok böyle hani bugün gelip de bugün iyi geldi ya da işte bugün bozuldu diyebileceğimiz bir veriler olmayacak. Ama tabii gelişimi takip etmek açısından önemli. Şimdi özellikle bugün Almanya'dan ve Euro bölgesinden PMI verilerini alacağız. Amerika'dan da PMI verileri gelecek. Bunlar öncü göstergeler özellikle, ki hemen bu noktada da hatırlatalım. IMF ekonomik büyüme tahminlerini de düşürdü. Fon küresel büyümenin bu yıl için %3.3'ten %3.2'ye, 2020 için de %3.6'dan 3.5'e çekildiğini açıkladı. Nisan'da işte bir tık üstünde açıklamıştı. 0.1 puan kadar geri çekmiş görünüyor şimdi rakamları. Perşembe gününe bakalım, bir hatırlatalım yine tabloyu. Artık süremizin sonuna yaklaşıyoruz. İngiltere'ye de geleceğiz. Boris Johnson'ı konuşmadan kapatmayalım programı. Sterlin dolar tarafına da bakalım. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Gözler Avrupa'da olacak yine. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarını takip ediyor olacağız ki Tonguç Bey oradaki tabloyu bize çok güzel bir şekilde özetledi. Cuma günü de yine piyasalar açısından önemli bir gün. Haftanın ikinci yarısı oldukça hareketli. Amerika'dan büyüme verilerini alacağız. Bu verileri takip edeceğiz. Gelelim Brexit'e ve İngiltere'deki yeni başkanı Boris Johnson yeni başbakan oldu. Peki Boris Johnson kimdir? Süreç nasıl işledi? Bir haberini izleyelim. Ardından sterlin dolar paritesini konuşacağız. As the leader of the Conservative and Unionist Party. İngiltere'nin yeni lideri belli oldu. Osmanlı torunu Boris Johnson başbakanlık koltuğuna oturdu. Başbakan Theresa May'in görevi bırakma kararının ardından İngiltere'de yeni başbakanın kim olacağı merak konusuydu. Öne çıkan iki isim vardı. Biri mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, diğeri ise eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dı. Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi iki isim arasında son tercihini yaptı. Hunt 46.656 oy alırken Johnson 92.153 oyla ülkenin yeni başbakanı seçildi. Theresa May yarın Avam Kamerası'ndaki oturum sonrası istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e verecek. Ardından Kraliçe Boris Johnson'ı Buckingham Sarayı'na çağıracak ve hükümeti kurmakla görevlendirecek. Johnson ani çıkışları, saçları, hızlı konuşması ve ilginç hareketleriyle dikkat çeken bir siyasetçi. İngiltere'nin yeni başbakanı aslında Türkiye'ye hiç de yabancı bir isim değil. O bir Osmanlı torunu. Osmanlı Devleti'nin son dahiliye naziri Ali Kemal Bey'in torununun çocuğu. Evet, yeni dönemde Boris Johnson'ı da çok sık konuşacağız gibi dengeler de değişiyor. Nasıl, sizce Trump'a da benzerlik gösteriyor mu? Nasıl yorumluyorsunuz? Tahmin ediyorum hani Trump'ın o seçildikten sonraki siyasi süreci var ya, yani böyle
işte tweetlerle devam eden, birçok görevden almasını bile sosyal medya üzerinden duyuran, mesela işte bir toplantı olduğunda ya da bir açıklama yapacağında tam olarak nasıl bir görüş sergileyeceğini kestiremediğiniz, çok keskin çizgileri olan biri. İngiltere'nin de yeni başbakanı bir kere Theresa May'den çok daha farklı bir görüntü sergiliyor. Bu anlamda biraz daha Trump'a yakın olabilir. Şöyle bir dünya siyasetinde heyecanlı dönem başlıyor olabilir. Buna benzer bir lider varken bir ikinci lider de göreceğiz gibi. Yani çünkü İngiltere için de aslında çok heyecanlı bir karakter. Yani heyecanlı bir siyasi karakteri gösteriyor. Ama tabii çok daha yani görevi aldıktan sonra nasıl davranır, ne olur, değişim olur mu, farklı bir başbakan görüntüsü verir mi? Onlara da bakmak lazım. Ama şu bir gerçek ki aynı Avrupa'yı konuştuğumuz gibi İngiltere aslında çok daha Avrupa'nın önünde bir ülkeydi. Bir iki yıl önce yani 2016 işte Brexit öncesinde hala da çok potansiyeli olan ve son 1-2 yılda bu Brexit enerjisiyle birçok işte siyasi olarak da görüyorsunuz bir değişime neden olan bir ülke. Dolayısıyla hızlı bir şekilde yeni başbakanı da aslında işte 31 Ekim'e biraz daha ön plana çıkarak bunu halletmemiz lazım dediği dönem başladı. Çünkü bu gelmediği sürece İngiltere'de de işte para biriminde de görüyorsunuz yani 1.35'lerden 1.24'lere gelen ekonomik sürecinde zorlandığı bir zaman dilimi bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla en azından şöyle diyelim yani inşallah Brexit de hallolur. En azından yol haritaları belli olur. Çünkü Türkiye'nin de Avrupa ile ve İngiltere ile özellikle Avrupa ile çok yüklü bir ticari ilişkisi var. Ama İngiltere ile de Brexit sonrası yeni bir ticari partnerliği arttırma konusunda girişimleri var. Bir süredir de bu sürüncemeden dolayı işte yeni anlaşmalar vesaire beklemek zorunda kalıyoruz. Hayırlı olsun diyeyim ben. Dünya siyasetine. Peki şöyle de bir yorum yapılıyor. Boris geldi, Sterling gitti yorumları da yapıldı. Özellikle şimdi bu paritenin eşitleneceği de söyleniyor. Bu noktaya katılıyor musunuz ki o çok nasıl bir Sterling bir dolar mı? Evet. Katılmıyorum. Peki şimdi 1.20 çok kısa bir cevap oldu diyormuşum. Şimdi seçimlerin çok sık olduğu dönemde 1.26-1.27 bandı tutundu. O seviyede bayağı bir tutundu değil mi? Şimdi 1.25'te 1.24'e geriledi. Kusura bakmayın sözünüzü kestim ama. Şimdi İngiltere en kötü döneminde. Yani en kötü döneminde derken bu süreçte en kötü dönemde para birimi olarak. Amerika karşı para birimi neredeyse en popoğlu, en canlı olduğu dönemde. Dolayısıyla şimdi yeni başbakan geldi, işte Sterling şöyle olacak demektense aslında burada büyük ihtimal Trump'ın da son söylediği yani daha güçsüz bir dolar istiyorum. İşte Çin, Avrupa benim para birimimle karşılıklı zayıf giderek beni ekonomik olarak da zor duruma düşünüyor. Dolayısıyla şunu düşünmemiz lazım. Dolar önümüzdeki dönemde aşağı doğru geldiğinde bir sıkıntı yaşamayacak. Hatta bu talep edilen bir şey. Ama Sterling tarafında zaten 2 yıldır neredeyse yani bütün bu beklentilerle şimdi yeni başbakan geldiğinde niye o zaman mesela 1.23 Sterling dolar görmedik ya da 1.22 görmedik? Zaten bazı negatiflikler satın alınmış da bu para birim buraya gelmiş. Dolayısıyla benim görüntüm veya beklentim tam tersi. Sürprizler çıktıkça ben Sterling'in özellikle Brexit konusunu halledebilirlerse yalnız dolara karşı değil birçok para birimine karşı, euroya karşı da çok hızlı bir şekilde yükselebileceğini düşünüyorum. Bu şu demek değil tabii ki. Yani bu başbakan bu işi anlaşmasız hallederken eğer böyle bir söylemle gidiliyorsa bu da sterlini çökertir. Bir dolar bir sterlin olur. Bu dünya denkleminde çok olası bir seçenek değil gibi geliyor. Onun için ben bu görüşe katılmıyorum. Benim görüşüm güçlenebilme ihtimalinin yani bir sterlinin bir dolar olmasındansa bu paritenin 1.30'a gitmesi bence daha yüksek bir ihtimal. 1.30-1.35'lere yeniden yani gidebilir. Yükselmesi diyelim. Yani sterlinin değer kazanması şu aşamadan sonra düşmesinden daha yüksek bir ihtimal gibi geliyor. Çünkü biz piyasalarda hep böyle değerlendiririz. Yani işte %100 bu olacak değil. Şu an hangisinin oranı olma ihtimali daha yüksek? Bana derseniz ki ben %70 sterlini satın alma yönünde yani oraya oynama yönünde
oyumu kullanırım gibi geliyor. Ama tabii her zaman bir kırılım noktası vardır. Olur da beklenti dışında bir hamle gelirse İngiltere'den, onu da ayrıca değerlendirmek lazım. Peki son iki dakikamız, bir de euro dolar paritesini alalım dilerseniz. Özellikle şimdi dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler var dedik. Yarın Avrupa Merkez Bankası'ndan kararlar gelecek. Euro dolar tarafında doların zaten ağırlıklı yön verdiğini zaten takip ediyoruz. Peki Avrupa Merkez Bankası'ndan gelebilecek açıklamalar, sözlü yönlendirmeler euro dolar üzerinde ciddi etkiler yaratabilir mi? Böyle bir ağırlık söz konusu mu? Olabilir. Şimdi sizin arkadaşlar zaman zaman harika grafikler yapıyor. Benim onlardan tavsiyem böyle 1.25, 1.14 arasında bir iki tane tepemiz var bizim. Haftalıkta onu aşağı doğru çizdiğinizde bir de 1.11 seviyesi var aşağıda. Şimdi böyle bir az zamanımız var biliyorum ama geniş bir üçgen, daralan bir üçgen vardır. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın kararı ve önümüzdeki 2-3 ay içerisinde büyük ihtimal... Geldi mi? Haftalık geldi. Yani görebiliyor işte, muyuz? Arkadaşlar evet. Yani şu tepelerden o 1.12.70'e biraz geriye biraz gittim, daha, ama önemli evet, değil. Yani geniş bir 1-2 yıllık bir üçgen var. Dolayısıyla bunun kırılımı 1.11. Yukarıda da yani şöyle söyleyeyim, önümüzdeki 1-1.5 ay içerisinde parite ya 1.11'in aşağısında kalmaya devam edecek. Yani Avrupa Merkez Bankası ne karar verirse versin, ya da 1.12.50-1.13'ün üstüne gidip önündeki 3-4 ay içerisinde 1.17 hareketi yapması lazım. Dolayısıyla kritik bir eşikte, yani pariteyi takip eden yatırımcılar açısından ben Merkez Bankası'nın buna neden evet. olacağını düşünmüyorum. Ama 1.11'i, 1.12.50'yi takip etmeye izleyicilerimiz de devam etsin. Peki Tonguç Bey, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Sayın seyirciler, seans öncesine şimdi bir nokta koyacağız. Az sonra paranın rotasında Erdoğan Turan ve Aysun Sarıtaç karşınızda olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.